Tabii ki öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Duyarlı, ilini seven insanlar olarak tavırlarınızdan dolayı. Sizden sonra Sayın Kültür Müdürüme teşekkür ediyorum. Benim hepinizin bildiği gibi denetimli olayım devam ediyor. Bu arada da Kültür Müdürlüğü'yle denetimliğimizi devam ettiriyoruz. Kültür Müdürümüz de bir sakınca görmedi, sizlerin benim bir beraber sohbet etmemizde bir sakınca görmediysin Sayın Kültür Müdürümüze Hikmet Tosun Beyefendi'ye hem bu nazik kibar davranışıyla hem de dün ilimizin kalkışında çok önemli olacağına inandığımız, düşündüğümüz, yıllarca da politikasını yaptığımız Kültür ve Turizm Bakanımızı Sinop'a gelmesi nedeniyle hem Sayın Bakanımıza teşekkür ederim. Hem onun şahsında il müdürümüze gerçekten güzel bir karşılama, güzel bir sunumlar yapıldı. Bir kısmına siz basın mensupları olarak giremediniz, biz girdik. Sinop için çok faydalı olacağına inanıyorum. Benim Sayın Bakan'dan algıladığım düşüncelerimizi Sayın Belediye Başkan adayımız, ben tabii aşikar belli olan biri olarak söylüyorum, ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir mensubu olarak söylüyorum. Belediye Başkan adayımız Sayın Ali Çöpçü'nün de hazırlamış olduğu projeleri beğendiler. Tabii ki ortak aklı projeleri Sinop'un kalkınması için bu konularda fevkalade yardım edeceğini ve bu konuların hepsinin çözüleceği mesajını vermediğinden dolayı çok mutluyum. Bütün Sayın Bakanıma ve bütün personeline ilim adına teşekkür ediyorum. Siyasete gelince siyasetin okulu yok. Takdir edersiniz. Siyasette ancak geçmiş okul oluyor. Bunun adına da biz diyoruz ki siyasi tecrübe. Çünkü bunlar yaşanarak kazanılıyor. Görerek faydasını, zararını görerek yaşanıyor. Bu nedenle Sayın eski belediye başkanımız olan ve daha sonra iki defa Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belediye başkan adayı olan ve seçimleri kaybeden, benim şahsıyla ilgili en ufacık yarımım olmaz. Benim arkadaşım, çocukluktan arkadaşım, çocukluktan dostum. Ama siyaset, yani siyaset benle olmuyor, bizle oluyor. Bunun bilincine varamadığı kanısındayım. Ben kendi adıma söylüyorum tabii bunu söylerken de. Şimdi düşünebiliyor musun Serhat'cığım? Ben 1989 yılından beri aktif siyasetin içerisindeyim. Sayın Hamza İnce arkadaşımız da 94 senesinde Anavatan Partisi İl Başkanı olarak ben onu Sinop Belediye Başkan adayı yaptım. Çok hırslıydı bu konularda, bir şeyler yapabilir diye. Tabii seçimi kazanamadık. 200 küsur oyla mı ne seçimi kaybettik o zaman. Gene de onun hatasıyla kaybettik. Biz o gün de seçim alıyorduk. 94'ten bahsediyorum. Yani çeyrek asırdır. 25 yıldır mahalli seçimlerin hepsinde aday. 94'te ben ayrıldım Anavatan, kaybettim. 99'da Anavatan Partisi'nden Yaşar Topçu Bey aday etti, kazandı. O kazanmadı. Benim bağımsız adaylığım ona seçimi kazandırdı. Cumhuriyet Halk Partili seçmenler benimle beraber yürüdüler genellikle. O da aradan çıkıverdi. Ben aday, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, o da Anav'ın adayı, bakan var arkasında. 28 oyla seçim alabildi. Yani benim sayemde belediye başkanı oldu. Nasıl 94'te aday ettik kazanamadı, 99'da da benim bağımsız adaylığımın aracılığıyla seçimi kazanmış oldu. Bunlar Hamza Bey'i kendini kaftanında görmeye sevk etti herhalde, bilemiyorum. Ondan sonraki her seçimde de 2004'te aday, karşılıklıyız. İkimiz merkez sahana adayız. Sayın mevcut belediye başkanı solun adayı. Gene arada ben çıkıyorum, o kazanamıyor. Mevcut belediye başkanı olmasına rağmen, merkez sağın şeyi olmasına rağmen, Adalet ve Kalkınma Partisi yeni kurulmuş olmasına rağmen seçimleri ben kazanıyorum, öyle kaybediyor.
Ondan sonra 2009-2014 yıllarında kendi başına aday oluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Yani merkez sağın bir adayı, solun bir adayı var. 3000 oy farkla kaybediyor. 2014 geliyor, 5000 oyla kaybediyor. Artık belediye başkanının bu sefer de diyor ki il genel meclisine aday olur diyor. Yer verilmeyince de kendisine iki devre aday eden partinin aleyhinde ben konuştukları yanlış, yalan, şu bu demiyorum. Konuştukların içerisinde doğru olan söylemleri de vardır. Ben de altına imza atabilirim. Bu ayrı bir olay. Ama bunu yeri basının huzurunda, halkın huzurunda istifa ederek, partiyi karalayarak, partiye oy vermeyin diyerek olmaz. Seni aday ederken iyiydi ya bu parti. 2004'te kaybettin, 9'da aday ettin. Kaybettin, 14'te aday ettin. İyi. Sen diyorsun ki benim gücüm var diyormuşsun. Yani ben yüz yüze böyle bir şeyimiz olmadı. 3-5 bin oyum var diyormuşsun. O zaman gider ben onun yerinde olsam, 3-5 bin oyum var diyorsam, giderim il başkanına derim ki kardeşim, senin eski il başkanın, ilçe başkanın aday. Bana 3. sırayı verin. Biz 2000 oyla, 3000 oyla 3.'yü çıkartabiliyor muyuz? İlgâbesini çıkartabiliyoruz. Aşikar ortada. O zaman benim de 2-3 bin oyum varsa, ben öyle bir güçlü bir delikanlıysam derim ki ver ben 3. sırayı bana. Ben 3. sırada aday olayım. 3 tane İlgâbesi olsun. O zaman gelirim meclis başkanını da isterim kardeşim diyeyim. Ama sen bunların hiçbirini yapmayacaksın, aday edilmedim diye partinin yönetimiyle, ya yanlış demiyorum söylemleri, yani söylemlerinde haklılık payı olabilir, bunların hiçbirine itirazım da yok. Ama onun yeri o değil, ben de kızdığım konuları var, gidiyorum diyorum ama diyorum ki il başkanım bu yanlış, bak bunu yapmayın kardeşim, seçim alalım, ya başkan adayım bunu böyle yapalım. Sayın Vekilim böyle yaparsak daha iyi olur. Bunu dememiz gerekirken biz şimdi bugün beka meselesinden bahsediliyor. Kardeşim bu ülkede beka, 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 beka. Ve ben buna inanıyorum. Ama senin milliyetçilikle yetişmiş bir camianın çocuğu olarak beka kelimesi varken ortada, hem partinin aleyhinde, hem bir lokma ekmek verdiğim insanlar varsa bu partiye oy vermesin, bilmem ne yapmasın, bunlar affedilir bir hata değil. Bu ülkenin beka meselesi var be kardeşim. Beka konusu dendiğin zaman koltuk, moltuk, makam, can. Biz beka için can almaya, can vermeye hazırız ya. Sen koltuk vermediler diye beka meselesi bu ülkedeyken İstifa edeceksin. Önce toplayacaksın belediyede ekmek verdiğin adamları. AK Parti'yi destekleyin diyeceksin. Sana koltuk verilmeyince AK Parti'ye oy verirseniz hakkım haram olsun diyeceksin. Bunlar ayıp şeyler kardeşim. Yani bu olay Hamza'yı kendini küçültmüştür. Hamza bu toplumun önünde gezmeyi seviyorsa ki seviyor. Öyle yapmayacaksın be kardeşim. O zaman gideceksin, biraz önce söyledim diyeceksin. Benim 3000 oyum var kardeşim bu memlekette. Benim eşim var, dostum var, ekmek verdiğim adam var. Sizce bana verin 3. sırayı, ben 3. sıradan geleyim. Meclis başkanı da isterim, bunu da bilin yani. Ha, derim ya. Amin aslan. Buyurun. Sizce Hamza İnce'nin bu karalaması, bu istifası partiye büyük bir zarar verecek mi? Oy kaybı olarak düşün. Yanlış yorum yapabilir ama asla zarar olmaz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Hamza'nın bu yaptığının asla zararı olmaz. Aksine katkısı olur diye düşünüyorum. Yani bu insanların oyları senin cebinde mi kardeşim? Bunlar uşak mı? Olur mu öyle bir şey kardeşim? Ben kendi adıma konuşuyorum kardeşim. Bu memlekette çok insanın sorunu bana iletilmiştir. Bu sorunların hepsini de çözülecek makamlara iletmişimdir. Çözülen olmuştur, çözülmeyen olmuştur. Bir tanesini not bile almam. Asla. Yaradan ne diyor? Yaradan diyor ki, benim en çok sevdiğim iki çeşit kulum var diyor. Biri, yaptığı iyiliği hemen unutan, biri de kendine yapılan kötülüğü hemen unutan, bu iki kulumu çok severim diyor.
O nedenle bana yapılan kötülükleri de ben hiç irdelemem. Benim yaptığım iyilikleri asla irdelemem. Şimdi benim, ya böyle bir şey var mı be yavrum? Yani be kardeşim yani ayıp ya. Bu Hamza'yı kendini bitirdi. Hamza'nın az çok da olsa bir ekolü vardı. Yani Sinop'ta geçmişi olan bir kardeşimiz. 5 yıl belediye başkanlığı yapmış. Bilebildiğiniz kadar Allah'a çok şükür. Hırsızlığı yok, arsızlığı yok, namussuzluğu yok. Hamdolsun. E sen şimdi tutup böyle yaparsan bir koltuk için partini satarsan. E sen aday etselerdi bunların hiçbirini konuşmayacaktın ya. Nasıl olacak lan bu iş? Yok öyle. AK Parti'de en ufak bir zararı olmaz. Aksine katkısı olacağı inancındayım ben. Yani bu konularla ilgili daha çok şeyler de söylenebilir. Bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Partinin çalışma sistemleriyle ilgili söylemlerinin doğruluk tarafları olanlar vardır ve doğrudur. Ama bugün beka gününde asla tasvip ediyorum. Bir de milliyetçi camiadan yetişmiş bir kardeşimiz olarak, ilimizi emanet ettiğimiz bir kardeşimiz olarak, partiler bizim için araç, önemli olan hizmet. Ben bu konuda halkıma da şu mesajı vermek istiyorum. Beni izleyen, dinleyen bütün vatandaşlarımdan, başımdan geçerek, yaşayarak tecrübe kazandığım bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Müsaade ederseniz sevgili Serhat'cığım. Şimdi ben bir dönem belediye başkanlığı yaptım. Yaradan güzel Allah'ım bana bu lütfu sağladı. Ama o dönemin içerisine 2 dönem belediye başkanlığı sığdırdım. Burada söylemek istediğim amaç şu. Bir iktidarın belediye başkanlığını yaptım. Belediye başkanlığı AK Partili olmaktan partiden istifa etmedim. Bakın o zaman dikkat edin. Belediye başkanı olarak AK Parti'nin belediye başkanı değilim dedim. Kardeşim ben Sinop'un belediye başkanı dedim. Muhalefete geçtim. Bağımsız belediye başkanlığı yaptım. O nedenle bu işi herkesten iyi biliyorum. Buradan vermek istediğim mesaj da şu. Sevgili dostlar, ilimizin çok ihtiyacı var. Yapılması gereken çok önemli konular var. Bu konuları da bizler ancak iktidarla halledebiliriz. Ben Ali'nin, kardeşimin, Ali kardeşimin Allah'a çok şükür ne hırsızlığını, ne soysuzluğunu, ne namussuzluğunu, ne yolsuzluğunu hiçbir şeyini görmedim. Hiçbir şeyini de duymadım. Ama Ali kardeşim söz dinlediğini hissediyorum. Bizler de destek oluruz, bizler de yardımcı oluruz. Sadece bizler değil. Sinop'la ilgili, Sinop'un kalkınması, gelişmesiyle ilgili fikri olan herkesin fikrini Ali Bey'e sunarız. İktidarın gücünü de yanımıza alarak, arkamıza alarak Sinop'un her türlü sorununu çözeriz diye. O nedenle bu seçimlerde vatandaşlarımın özellikle yerel yönetimlerde, belediye seçimlerinde iktidarla beraber yürümesinin Sinop'u seven ve Sinop'un kalkınmasının gelişmesini isteyen insanların hayallerine ulaşmasının merdiveni olacağını düşünüyorum ve buna davet ediyorum. Kesinlikle. Yani biraz önce söyledim evlat. Şimdi 25 yıl be kardeşim ya. Senden başka adam mı yok bu memlekette ya? Her seçimde adaysın ya. Her mahalli seçimde belediye başkanı adaysın. Ya Anavatan Partisi'ne adaysın, ya Doğru Yol Partisi'ne adaysın, ya AK Parti'den adaysın. Adaysın da adaysın. Hep de kaybediyorsun. Bir sefer kazandın, onu da Zeki Mazer'e sayesinde kazandın. Neden? Zeki Mazer bağımsız aday oldu. Solun oylarını, bir kısmını, sağ olsun ben soldan hiçbir meselem yok benim. Asla da olmaz. Benim onların da ayrıyeten fikirlerine de değer vererek kullanmışımdır, uygulamışımdır. Onlar bilirler kendileri. Zeki Mazer'e doğru bir şey giderse, Zeki Mazer solcunun fikriymiş, CHP'nin fikri, hiç bakmaz ona. Sinop'a yakışan bir şeyse arkasında aslanlar gibi durur. Örnek olsun diye söylüyorum. Hiç kimseden çekindim, korktum da yok. Sizler hepiniz de biliyorsunuz. Kemalettin Sami Paşa spor salonunun ilk adı 80. yıldı yanlış hatırlamıyorsam spor salonu idi. Ama Kemalettin Sami Paşa'yı bu abiniz koyurdu.
Kimin fikri biliyor musunuz bu fikir? Bu fikir bana Sinop'un gelmiş geçmiş en köklü ailelerinden, esnaf ailelerinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kalelerinden Cevdet Gündoğdu amcamın bana önerisi. Ben de aldım valiye götürdüm. Vali Bey'e de arz ettik. Vali Bey de durgun buldu. Orası şimdi Kemalettin Sami Paşa'mızın mahallesi olduğu yer. Onun ismini de oraya ilave ettirdik. Hatırlayın 2006 veya 2007 olabilir veya 2005'tir. Bilemiyorum. Ama ondan sonra adı değişti. Girerseniz tarihlere bulursunuz. Ve bunun mimarı Cevdet amcadır. Niye? Cevdet amca solcu, ben hani AK Partiliyim. Nasıl olayım bu iş? Ben onun fikrine itibar ederim. Örnek yani sergilemek için birçok solcu arkadaşımın fikrine itibar etmişimdir. Birçok örnek olsun diye söyleyeyim ya. Hiç benim kimseden çekintim olmaz. Tersanedeki balıkçı şeyinin yıkımında, oradaki parkın yapımında yine soldan solcu arkadaşlarımın bize tavsiyeli olmuştur. Biz de onu hizmet şeye koymuşuzdur, uygulamaya ve güzel bir şey kazandırmışızdır Sinop'a. Yani bizim soldan sorunumuz olmaz. Bizim solcular arkadaşlarımızdır, dostlarımızdır. Can alırız, can alırız. Öyle bir sıkıntımız olmaz. Bu memlekette asla olmaz. Çünkü mutlaka birilerine ya uzaktan ya yakından akrabalık ilişkilerimiz vardır, başka ilişkilerimiz vardır, dostluklarımız vardır. O vesileyle seçilmiş bir arkadaşımızdır Hamza 99'da. Yoksa mümkün değil, yine seçilemezdi. Ama adam durmuyor her seçimde de. Bu sefer kademeyi bir aşağı aldı, ilgilenmesin, onu da başkanlık yaparım orada işte falan filan hesapları yaptı herhalde. Koltuğu vermeyince de partinin aleyhine veriyorsun. Bu da düne kadar, yani bunlar ayıp şeyler. Ben şimdi arkadaşımla kişiselleştirmiş gibi olurum diye pek bir şey söylemek istemiyorum. Kişiselleştirmemiz asla benim olmaz. Onların olabilir, beni ilgilendirmez ama benim olmaz. Kimseyle kişiselleşmem olmaz. Ben memleketimin adına 6 sefer içeri girmiş, 6 sefer dışarı çıkmış adamım. Yine bugün farz olsun girerim de çıkarım ben. Ama bu beka meselesinin olduğu bugün herkese davet ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanında olun. Biz milliyetçi camiadan gelen bir kardeşiniz olarak şunu deriz. Beka söz konusu olduğu zaman beni affetsin dinleyenler, belki ağır bir kelime söyleyeceğim ama ben kendi adıma bunu konuşuyorum. Milliyetçi, muhafazakar gibi bir ailenin çocuğu olarak beka için can alırım, can da veririm. Hiç tereddüt etmem. Bunda herkes samimi olarak inansın. Şu anda can almaya da can vermeye de hazırım. Benim ülkem için. Ben niye yaşayayım kardeşim ya? Zaten gelmişim 60 yaşım. Bu 20 yaşımdayken daha güçlüydü bu söylemlerim. Ha? Onu da parantez içinde söyleyeyim yani. Beka oldu muydu iş farklı olur. Teşekkür ediyorum. Başka soracaklarınız varsa her şeye cevap vermeye hazırım. Başkanım. Her zaman benimle bu konularda paylaşabilirsiniz. Başkanlık döneminizde işte evet, şunu da yapmasaydım keşke dediğiniz bir olay var mı? Şimdi Serhat'cığım mutlaka var. Evet. Mutlaka hep doğruları yaptım dersem kendimi inkar ederim. Mesela sizin istifanız mesela. En büyük hata. Evet. Ya iktidar partisinden istifa olur mu be yavrum? O andaki biliyorsun 2006'da kaza geçirmemiz nedeniyle kazamızda da beyin kanaması da vardı. Ondan sonra bayağı agresif oldum. Ya halen tedavilerim devam ediyor. Sinir kilitledi. Tabii ki çok hatam. Kırdığım insanlar yok mu? Çok. Ama ben inanıyorum ki bakın size tüm samimiyetimle söylüyorum. O gün kırdığım, bana kırgın, dargın olan insan bugün kismeti giyeyim, belediye başkanı adayım diyorum. Yemin ediyorum hepsi benden fazla çalışır benim kazansın diye. Bunda bir tereddütüm yok. Ama kırmadan dersem yalan konuşurum kardeşim. İstifa ya, sen niye iktidar partisinden istifa değilsin ya? Ya sen mecliste kanun değiştirdin Sayın Cumhurbaşkanı'nın sayesinde ya. Ya böyle bir yerden istifa olur mu? E akıl. Aklım pek şey değil. Kızıyorum Dodurgalı'ya. Profesör ilahiyetçi diye milletvekili yaptı Sayın Genel Başkanımız. Ondan dolayı kızdığım için benim partimden hiçbir sorunum yok ya. Cumhurbaşkanım için canımı veririm yani. O da bizi sever yani. Ben bilirim, o kızsa da sever beni yani. Hiç önemli de değil. İsterse de sevmesin. Ben ülkeme bakarım, ülkeme. Başkanım bundan sonra siyasi bir hedefiniz var mı?
Yani Serhat, Allah nasip ederse yavrum hiç kimse önüne geçemez. Nasip etmezse de hiç kimse seni oraya götüremez. Ben buna inanan biriyim. Ben siyasetten asla geri adım atmadım ki hiç. Hiç içinde oldum diyorsunuz değil mi? Yani. Çünkü ben ilimi seviyorum. İlimin sorununu da siyasetle çözülecek. Bırak ilimi ya. Ülkenin sorunu, dünyanın sorunu siyasetle çözülecek ya. Biz demokrasi işimize geldiği zaman işimize geldiği gibi kullanıyoruz. Demokrasinin ana temeli sandık ya. Milli irade. Herkes saygı duyacak kardeşim. Sen benim dostum olabilirsin. Hatta yani PKK'lıların dostumuz olmaz da sosyalist olursun, ateist olursun. Hiç fark etmez ya. O önemli değil ki. Önemli olan bu fikrini, beynindeki siyasi duygunu sana verilen koltukta halkın adına kullanıyorsan o zaman kafanı koparırım. Ama o fikrin doğrultusunda olabilir, ülkemin, ilimin, bulunduğum makamın menfaatine, faydasına, bu da şimdi liyakat diyorum. Liyakatli bir şekilde yapıyorsan seni ben başımın üstünde taşırım be kardeşim ya. Benim hedefim bu. Siyasetçinin hedefinin bu olması lazım kardeşim. Hizmet. Niçin hizmet? Allah için hizmet. Başka bir şey yok. Ahmet Rıza'nın sözlerini hatırlarsınız değil mi? Yani. Biz hizmeti Allah için yaparız. Ben sen Cumhurbaşkanı'nın hatası yok diyemem. Eksiği yok diyemem. Yanlışı yok diyemem. Ama kefeye koyduğum zaman iliminde, ülkemininde, bütün İslam alemininde bütün dertleriyle, sorunlarıyla ilgilenip çözmek için gece gündüz koşan bir insana asla hıyanet etmem. Allah da başımızdan eksik etmesin diyorum. Severler sevmezler. Hiçbir itirazım yok. Niye sevmiyorsun diye ona demem. Niye seviyorsun diye de buna demem. Ama ben ilim için, ülkem için, bütün İslam alemi için Sayın Cumhurbaşkanımı seviyorum. 24 saat 7/24 emrindeyim. Bu kadar net konuşuyorum. Ülkem adına konuştuğum zaman da beka meselesi varsa ki var, can almaya, can vermeye yüreğimle hazır. Hiç kimse de darılacak, üzülecek, ona da bakmam. İlimin kalkınması ve gelişmesi için gereken bir görüş, alışveriş gerekirse 24 saat sizlerin de emrindeyim, yanındayım kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Başkanım. Tekrar bütün milleti, bütün hemşerilerimi ilimin kalkınması ve gelişmesi için mahalli seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin etrafında toplanmasını ve Sinop'a güzel hizmetleri taşımamıza yardımcı olmalarını talep ediyorum. Herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.